Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklarınızla çok keyifle yapabileceğiniz nefis cupcake'ler hazırladım. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum, oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle oda sıcaklığındaki 2 tane yumurtayı karıştırma kabına alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimiz var. Onu ekledikten sonra mikserin en yüksek devrinde yaklaşık 3-4 dakika boyunca güzelce çırpalım. Evet, tam da bu kıvama geldikten sonra diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. 1 çay bardağı sıvı yağım var. Onu ekliyorum. 1 çay bardağı sütüm var. Onu da ekledim. Evet, tekrar şöyle mikserin düşük devrinde bir karıştıracağım ve kuru malzemelerimi eleyerek üzerine ilave edeceğim. Evet, 1 su bardağı tepeleme dolu olacak şekilde unum var. 2 yemek kaşığı tepeleme dolu kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilin ekledim arkadaşlar. Su bardağınız tepeleme dolu olsun arkadaşlar. Eğer kıvamı çok cıvık olursa sonradan ilave edebilirsiniz. Ama mutlaka başta 1 su bardağı un koyun arkadaşlar. Evet, kuru malzemelerimizi eledikten sonra mikserin en düşük devrinde kek harcımızı güzelce karıştıralım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olacak. Evet, şimdi bu şekilde hamur dağıtıcı araçlar var. Ben ona koyacağım ve onunla pay edeceğim arkadaşlar. İsterseniz kepçe ile de pay edebilirsiniz. Yani bu kullandığım alet sizde yoksa. Evet, bununla daha rahat pay edildiği için ben bunu kullanıyorum. Muffin kek kalıplarıma kağıtlarımı yerleştirdim. Bu ölçüden tam 12 tane cupcake yapılıyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde tam doldurmayın. Böyle yarıyı hafif geçecek kadar kek harcımızdan kağıtlarımızın içerisine pay edelim. Evet, o piştiği zaman tam şeklini alıyor zaten arkadaşlar. Sadece kağıdı biraz daha böyle düzeltirseniz daha güzel olacaktır. Evet, yere böyle birkaç sefer hafif hafif vurduktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekimi pişmeye bırakacağım. Benim fırınım da yaklaşık 20 dakikada pişti. Ama her fırın farklı pişirebilir. O yüzden kontrollü pişirmekte fayda var. Evet, şimdi kekimi kenara alıp soğumaya bırakacağım. Üzeri için 1 poşet krem şanti ve 1 çay bardağı sütü karıştırma kabına alarak güzelce katılaşana kadar çırpacağım. Ben bunu üzeri için kullanacağım. İsterseniz çırptıktan sonra içerisine biraz çikolata rendeleyebilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Veya damla çikolata koyabilirsiniz. Keklerim tamamen soğudu. Şimdi çırpmış olduğum krem şantiyi bir sıkma torbasına aldım. Ve kenardan başlayarak ortaya doğru sıkarak ortada bitiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde çok pratik oluyor. Tabii ki kremayı kendimiz de yapıp üzerinde sıkabiliriz. Ben biraz daha pratik olmasını istediğim için krem şanti ile hazırladım. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İnanın yapması çok keyifli. Çocuklar da çok severek tüketiyor. Mutlaka sizler de deneyin diyorum arkadaşlar. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben yazdan buzluğa atmış olduğum bu şekilde kirazlarım vardı. Ben sapıyla birlikte atıyorum böyle sunum amaçlı kullanmak için. Sizlere de tavsiye ederim. Bu şekilde atarsanız keklerinizde, pastalarınızda kullanabilirsiniz. Ben tam ortalarına birer tane kiraz yerleştirdim. Evet, daha sonra üzerlerini böyle renkli şekerlemeler gezdirdim. Siz istediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Tamamen evinizdeki olan malzemelere kalmış arkadaşlar. Bu şekilde çocukların da çok seveceği cupcake'ler oluyor. İsterseniz orman meyveli krem şantilerle yapabilirsiniz. Veya krem şantinin içerisine evinizde varsa gıda boyasıyla renklendirip yapabilirsiniz. Tamamen hayal gücünüze kalmış. Ben bu şekilde sade olarak servis ettim ve bizim evde kapış kapış gitti arkadaşlar. İnanın çok pratik bir şekilde hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi görüntüsü bence çok güzel oldu. İnanın lezzeti de o şekilde. Birazdan sizlere kesip iç dokusunu da göstermek istiyorum. Evet.
Evet, gördüğünüz gibi kekimiz pamuk gibi yumuşacık oldu arkadaşlar. Üzerindeki krem şanti ile de birleşince inanılmaz lezzetli oldu. Çocuklar çok severek tüketiyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin ve denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Eğer deneyip memnun kalırsanız veya beğenmezseniz de gene yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet, bu tarifimizin de bugünlük sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz videolarıma beğeni ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz eğer bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizi bana yorum kısmından yine aynı şekilde ulaştırabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.